Merhaba arkadaşlar. Bugün işe kulüp çalışanları ile başlamak istedim. İstedim ki altyapı, üst yapı her şey 10 numara olsun ama başkan müsaade etmedi. Tilt oldum kendisine ama o çok değerli paraların hepsini bir şekilde harcayacağım, haberi yok. Sıkı pazarlıklar yapıp birkaç elemana teklif yaptım. Antrenörlük kurslarına izin çıkmadı ama en azından sağlık ekibi, futbol direktörü gibi bazı eksiklerimiz için teklifler verdim. Bu teklifleri gözlemcimizin önerdiği kişilere yaptım ama sözleşmeler bittikçe daha kaliteli isimleri kendim ayarlayacağım. Şimdilik eksik kontenjanları doldurmakla yetindim. Sadece alım yapmıyoruz tabii. 21 yaş altında sıkıntı çıkaran 3 futbolcumuzun kadro statüsünü gereksize çevirdim. Teklif gelirse satarım, gelmezse sözleşmeleri bittiğinde yollarımızı ayırırız. Ayrıca 21 yaş ve 19 yaş altına baktım, işe yarayacak bir eleman var mı diye. Sadece Doğukan Sinik var gelecek vadeden. Sözleşmesini onu yenileyeceğim. Vakti geldiğinde kendisiyle bir sözleşme imzalayacağız. Ara sıra gaz vermek için oyuncularla konuşuyorum. Antrenmanda güzel performans sergileyen yaşlı kurt Charles'a övgülerde bulundum. O da kabul etti sağ olsun. Oyuna başladığım günden beri Zeki Yıldırım'ın bir sakatlığı var ama çok mühim değil. Çünkü aynı pozisyonda çok oyuncu var zaten. Olcan Adın da antrenmanda sakatlandı. Sağ kanat oyuncumuz. O bölgede sadece Maicon var. Kendine bakması lazım. Sezona yetişmesi lazım. 21 yaş altı spor bilimcisi Halil Evren'i, fizyoterapist Serdar Aslan'ı ve futbol direktörü Cüneyt Tanman'ı renklerimize bağladık. Şimdi Rusya Premier Ligi'nden Rostov'la hazırlık maçımız vardı. Bir önceki 21 yaş altı takım ile yapmış olduğumuz maçtaki taktik ve oyuncuları kullandım. Oyuncular biraz yorgundu ama pek önemsemedim. Yani bu şekilde uygun gördüm. Maç öncesinde Türk Futbol Gazetesi'nden Gülcan Oruç'un beraberlik öngörüsü yerin dibine girdi arkadaşlar. Rostov'u öyle bir ezdim, öyle bir ezdim ki inanamazsınız. Ama gazeteci Gülcan hala iki tarafın birbirine çok yakın olduğunu düşünüyorum diyerek Yüzsüzlüğün kitabını yazdı. Evet arkadaşlar, Futbol Manager 2019 serimizin devamının gelmesini isterseniz videolarımızı beğenip abone olabilirsiniz. Güzel bir sezon geçireceğimi düşünüyorum. Hedefim bu sezon için biliyorsunuz lig 9'unculuğu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, kendinize iyi davranın.